kazandığımız madalyalar var. Dünya Şampiyonası'nda kazandığımız altın madalya var, gümüş madalya var. Dünya Kupası'nda kazandığımız yine madalyalar var. Bireysel anlamda kazandığımız madalyalar var. Sen de son olarak Dünya Kupası'nda Antalya'da altın madalya kazandın. Bu yükseliş trendini neye bağlıyorsun? Türk okçuluğu ne değişti de bir anda böyle yükselişe geçti? Bunun için şöyle bir genelleme yapabilirim. Milli takıma bakıldığı zaman son yıllarda daha genç, daha dinamik bir nesil var. Milli takım genel olarak gençlerden oluşuyor. Çoğu zaman hem genç milli takımda hem büyük milli takımda yarışan sporcular oldu. Ben de bir dönem o şekilde yarıştım. Ve rol modellerimiz daha iyi. Yani gerçekten demir elma ağaçıyla başlayan bu başarı serüveni bize de çok güzel örnek oldu. Önümüzde teşvik bu şekilde güzel olunca bu genç dinamik nesil bunu kendine çok güzel örnek aldı ve başarı merdiveni için basamak olarak kullandı. Yeşim, ama baktığımız zaman şimdi senin başlama hikayen de son derece enteresan. Aslında hiç ilgin yokken biraz da tesadüfen başlıyorsun. Sonrasında başarılar geliyor. Tabii ki çok seviyorsun ama burada seni en çok devam etme isteği neden kaynaklandı okçulukta? Okçuluğa başlamam söylediğiniz gibi tamamen tesadüf eseri. Arkadaşlarımın başlaması benim yanlarında ziyarete gitmemle başlayan bir süreç. Öncelikle ilk oku attığım an hissettiğim his, okçuluğun bende bıraktığı his okçuluğa devam etme isteği uyandırmıştı. Ve okçuluk yapmam için önüme birçok engel çıkmıştı. Bazı insanlar engeller karşısında pes eder, bazı insanları ise engeller daha çok teşvik eder, daha çok yapma isteği uyandırır. Ben de o insanlardanım. Karşıma çıkan her engel beni okçuluğa daha da bağladı. Karşıma çıkan her engelle savaşmayı seçtim ve sonunda buradayım. O engellerden bahsedelim istersen. Çok enteresan bir hikayem var çünkü. Normalde solaksın ama solak sporculara uygun Muğla'da antrenman aletleri olmadığı için sağ elinle ok atmaya alışmak zorunda kalıyoruz. Bize bahseder misin o ilk günleri? Okçuluğa ilk başladığımda okçuluk Muğla'da da yeni başlamış bir spordu. Daha çok yeni yeni gelişmekte olan bir spordu. Çok az sporcu vardı. Başladığım zaman tabii ki de çok fazla malzeme de yoktu. Solak, daha önce hiç solak sporcu olmadığı için solak malzeme de yoktu. Ben solak olduğumu söylediğimde hocamızın suratında bir buruk ifade görmüştüm. Sol malzememiz yok ki demişti. Ben de o an üzüldüm. Yani böyle garip duygular içerisine girdim. Sonrasında istersen malzemeni kendin alabilirsin dediler ama ailemin daha okçuluğa başladığımdan haberi dahi yokken, böyle bir fikrim olduğundan haberi dahi yokken bir anda gidip malzeme aldırmak çok doğru olmayacaktı. Ve sonrasında neler olacağını, ben nelerin beklediğini hiç bilmiyordum. Tek seçeneğim kalmıştı. Sağlak olarak, sağlak bir insan gibi buna alışmak ve kendim bu yönde geliştirmek. Gerçekten çok zor bir süreçti. Gözümü dahi kırpamıyordum. Normalde sol gözüm baskınken zaman içerisinde sağ gözümü baskın olarak kullanabilmeyi öğrendim. Bu dönem içerisinde gözüme kravat bağladık, korsan maskeleri taktık. Çok güçsüzdüm. Güçlenmek için çok uzun süre lastik çektim. Çok güç antrenmanları yapmam gerekti. Zorlu ama baktığımda çok güzel bir süreçti. Neticesi peki, güzel olmuş. Evet. Şimdi sağ eline de yazı yazabiliyor musun? Peki bir ilgisi var mı bununla, merak ettim. Ben ilgisi olduğunu düşünüyorum çünkü şu anda sağ elimi de en az sol elim kadar kullanabiliyorum. Artık istediğim her şeyi sağ elimle de yapabiliyorum. Harika. Tabii merak ettiğimiz noktalardan bir tanesi de benim özellikle o katarken nefesimizi nasıl kullandığımız. Genelde biz stres altındayken nefesimizi tutarız. Ok attığımız sırada bir yöntemi var mı nefesin? Yani tam olarak değil ama bu da her sporcuda değişiklik gösteren bir şey. Ben ok atış sürecimde çok fazla nefes almıyorum. Ve bu her tür değişiyor. Okçuluk çok değişken bir spor. Beynin çok etkili olduğu bir spor. Bu yüzden bir final müsabakasındaki nefes durumumla bir normal sıralama turundaki çok farklı oluyor. Bazen oksijenin bana yetmediğini daha hissettiğim oluyor. Daha derin nefes alma ihtiyacı duyuyorum. Nefes çok önemli. Nefes egzersizleri de bu konuda. Ve tabii konsantrasyonu artırmak da önemli. Bunun için özel çalışmalar yapıyor musunuz kamplarda? Evet, psikologumuzla birlikte bunun için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda nefes egzersizleri de yapıyoruz. Nabzımızın düşmesi için yine koşu antrenmanları, kuvvet antrenmanları, bunlara da yönelik antrenmanlarımız var. Biz yayından önce konuşuyoruz. Ben de Yeşim'e sordum tabii ki. Çünkü ben de öyle hissettim. Yani okçuluğun genlerimizde olduğunu düşündüm. Sen de bana katılıyorsun sanırım Yeşim. Evet, buna katılmamda biraz şu da etkili. Ben okçuluğa 16 yaşında başladım ve bu bakıldığında bir spora başlama, yani
bu seviyeye gelmek için geç bir yaş aslında. Herkes buna çok şaşırıyor. Genelde 10-11 yaş en verimli yaşlar okçuluk için. Ben 16 yaşında başladım ve çok kısa sürede buralara eriştim. Belki hırsım da bunda etkendi ama genlerimizde bu işe yatkınlık ve yetenek olmasaydı bu kadar kısa sürede bunu başaramazdım diye düşünüyorum. İlk dönemlerinde, antrenmanları yaptığın ilk dönemlerde ailenin haberi yokmuş galiba. Daha sonrasında haberleri olmuş ve hatta karşı çıkmışlar, özellikle baban. Ama şu anda nasıl bakıyorlar senin bu sporda kazandığın başarılardan sonra? Haberleri olmaması durumu tam olarak şöyle gelişti. İlk başta başladığım dönemde haberleri vardı. Daha sonrasında ailelerde oluşan bir algıdan dolayı, sporla derslerin bir arada yürümeyeceği algısından dolayı antrenmanlara ara vermemi istiyorlardı. Ben de bunun tamamen tersine inanıyordum. Çünkü spor bana özellikle okçuluk daha çok sabretmeyi, odaklanmayı, konsantrasyon öğretti. Bu bana derslerimde ciddi anlamda olumlu etkiler kazandırmıştı. Ama ben bu hissettiklerimi aileme yansıtamıyordum. Dolayısıyla ara vermemi istediler. Ben de bunu asla istemiyordum. Annem bana suç ortaklığı yaptı. Bir süre babama antrenmanlara gittiğimi söylemedim. Gitmiyorum dedim. Hocam da bu konuda bana suç ortaklığı yaptı. Ama en son babalar duyar dediniz. Evet. Babam öğrendiği zaman da işte milli takıma girdiğim dönemlerde artık en büyük destekçim babam oldu. Şu anda her yarışma geliyor. Artık o da ok atmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki Dünya Kupası'nda da finale kaldığımı duyar duymaz hemen yanıma geldi. Türkiye şampiyonalarımda da aynı şekilde her an yanımda olmaya çalışıyor. Herkesin gururusun aslında Yeşim. Ben şunu da merak ediyorum. Hayatta başarılar olduğu kadar başarısızlıklar da var. Tabii ki yaşaya yaşaya, tecrübe ede ede hepsini öğreniyoruz ama o başarısızlık anında kendine ne söylüyorsun ve nasıl motive oluyorsun bir sonraki adım için? Ben her başarısızlığı da bir başarı olarak düşünüyorum. Çünkü her başarısızlık beni bir sonraki başarıya ulaştıracak bir basamak aslında. Ben o başarısızlığımdan ders alabilmeliyim ki bir sonraki başarımda bu bana olumlu bir şeyler katabilsin. Yani elde etmiş olduğum her başarı ya da başarısızlıkta kendime notlar alıyorum, dipnotlar tutuyorum. Bu başarısızlığımın nedenlerini sorguluyorum. Neyleri farklı yaptığımı, başarılı olduğum zamanlardan farklı kılan etkenlerin neler olduğunu. Bunlar hep beni başarıya götüren yolda bana çok güzel bir kılavuz oluşturuyor. Yani harika. Her başarısızlık kılavuzuma güzel bir sayfa. Dünya Kupası altın madalyan var. Dünya Şampiyonası'nda altın madalyan var. Avrupa Şampiyonası'nda madalyalarım var. Şunu merak ediyorum. Olimpiyat yaklaşıyor yavaş yavaş. Olimpiyatta şansını nasıl görüyorsun? Ben makaralı okçulukta yarışıyorum. Makaralı okçuluk henüz olimpiyatlarda olmayan bir branş. Türk okçuluğun. Yani tabii ki de şu an çok iyi yerlere geldim bu konuda. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyorum. Güzel hedeflerim var. Olimpiyat olmasa da güzel hedeflerim var. Ülkem için, kendim için bunları başarmak istiyorum. Gerçekten Türk okçuluğu ciddi anlamda gelişim kaydetti. Şunu da sorayım. Dünya Kupası'na çok fazla katılamıyorsun aslında. Takvim yeterli olmuyor. Çünkü uzak mesafeler var. Yılda kaç Dünya Kupası'na gidebiliyorsun? Yılda 4 ayak Dünya Kupası oluyor. Biz bunların 2 ya da 3 tanesine katılıyoruz. Zaten bir tanesi ülkemizde. Ama bu katıldığımız Dünya Kupaları da finallerde yarışmak için bana yeterli puanı sağlıyor. Gerçekten de senden böyle sporcularımız geldiği zaman da bu motivasyonla ilgili söyledikleri bizim için de çok güzel oluyor. Ben şunu da çok merak ediyorum Yeşim. Türkiye'de yapılan organizasyonların biraz kusursuzluğundan da bize bahsettin. İzleyicilerimize de paylaşır mısın? Tabii ki de. Gitmiş olduğum bütün organizasyonlara bakıldığımda yabancıların da düşüncesi bu şekilde. Yapılan en güzel organizasyon Antalya'daki ikinci ayak Dünya Kupası. Transferinden sahasına, atmosferinden ortamına her şey kesinlikle çok 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 iyi. Hani her şey çok zamanında ilerliyor ve her şey sporcuların olmasını istediği gibi ilerliyor. Ve bu yüzden bütün sporcuların merakla beklediği bir final aslında. En basitinden finallerimizi sahilde atıyoruz ve bu hiçbir Dünya Kupası'nda olmayan bir şey. Bize o final platformunda dahi farklı bir tecrübe sağlıyor. Unutamayacağımız bir tecrübe sağlıyor. Günde kaç antrenmanlarda, günde kaç ok atıyorsun ortalama? Bu dönemsel olarak değişen bir şey. Milli takım kamplarında ortalama 600-700 ok civarı atıyoruz. Evde olduğum, kendi antrenmanımı yaptığım dönemlerde, okulun olduğu dönemlerde
maksimum sayıda tutmak kaydıyla antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum. Onun dışında burada İstanbul'da kulübümde olduğum zamanlarda da yine günde 500-600 ok atmaya çalışıyorum. Ve aynı şekilde bu tempoda çalışan bir altyapı da var. Ben milli takımdayken bu ok sayılarını atarken çok güzel örnekler görüyorum. Milli takım düzeyindeki gibi kulübümde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde gençler bu şekilde çalışıyorlar. Sabahtan akşama kadar onların da çok güzel imkanları var. Çok iyi antrenman yapıyorlar. Altyapı çok güzel geliyor Türkiye'nin her yerinden. Ben tabii kendi kulübümdeki sporcuları gördüğüm için bunları çok rahat söyleyebiliyorum. Ve artık imkanlar öncekine göre çok değişti, çok güzelleşti. Okçuluğun 5-6 sene öncesiyle şu anı gerçekten çok farklı. Bu konuda belediye başkanımız Mevlüt Uysal ve tabii ki de kulüp başkanımız Celalettin Deniz Toker'e çok teşekkür ediyorum. Biraz peki, da ve rüzgar mı desek Mehmet? Evet, rüzgarın etkisi çok büyük. Özellikle tabii sahilde attığınız zaman okları. Nasıl etkiliyor sizi? Bunu da merak ediyoruz. Rüzgar aslında biraz bizim korkulu rüyamız. Çünkü rüzgarda biraz şansa da ihtiyacımız oluyor. Rüzgarın çok farklı çeşitleri var. Bazı rüzgarda biz iyi nişan alabiliyoruz ama oklarımız attığımız yere gitmiyor. Bazı rüzgarlarda hiçbir şekilde nişan alamıyoruz. Bazı rüzgarlar bizim olduğumuz tarafta farklı eserken hedefte tam tersi yönde esebiliyor. O an biraz şans faktörü devreye giriyor değil mi? Yani bu rüzgarlarda özellikle çok kuvvetli rüzgarlarda hiç nişan alınmazken, çünkü süreyle yarışıyoruz, İstemediğimiz bir anda okumuzu atmak zorunda kalabiliyoruz. O anlarda biraz şansa da ihtiyacımız oluyor. Kesinlikle. Yeşim Bostan, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için, bizimle paylaştığın için yaşadıklarını. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Bundan sonrası için de başarılar. Evet sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte saat 14'te karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.